görevi 6 yıl birlikte Orhan Bey'le yürüttük. Hiçbir aramızda ihtilaf, münakaşa olmadan güzel bir şekilde yürüttük. Kent konseyinde siyasete hiçbir zaman yer vermedik. Kent konseylerinin görevi siyaset yapmak değildir. Kent konseylerinin görevi bu kente acaba ne kazandırırız? Daha iyi ne yapabiliriz? Araştırması yapmak. Bunun sonucunda da belediyeye elde ettiğimiz verileri iletmektir. Bu görevi layıkıyla devam edeceğini bildiğim çok değerli kardeşim Orhan Akın'a severek canı gönülden teslim ediyorum ve görevinde başarılar diliyorum. Bize tabii bir devir teslimden daha ziyade bu görevdeki bir bayrak değişimi gibi söyleyelim. Levent abimizle beraber genel sekreterlik görevini yapıyorduk. Türkiye'deki kent konseyleri birliğine üye yaptık Burdur Kent Konseyimizi. Türkiye Kent Konseyleri platformuna da yine efendim üyeyiz. Engelli Meclisimizde yaptığımız proje Türkiye'deki tek ilde uygulanan bir proje. Sağ olsun belediye başkanımız Sayın Ali Orkun Erceğiz Bey'le Kent Konseyi'ne hem maddi hem manevi noktalarda bizim istediğimiz hiçbir talebi geri çevirmeden bütün bizim projelerimizi ön değerlendirme komisyonlarında belki Türkiye'deki diğer kent konseylerinde bu noktada efendim şanslıyız. Burdur'da başladı. Diğer kent konseylerinde de bu sürü şeyler devam ediyor. Biraz önce Levent abinin bahsettiği gibi bu bir efendim kentin hukukunu korumak. Nasıl ailemizde biz evimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun hukukunu, onların geleceğini hazırlıyorsak Burdur kent halkı olarak da her fikirden burada yürütme kurumunda çok değerli arkadaşlarımız var. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkanlık yapıyorlar. Biz bu arkadaşlarımızla işte bugün kent Sayın Vali Bey ortak akıl toplantısı yaptı. Kent konseyinin doğru olması lazım. Kenti ilgilendiren her konuda kent konseyinin mutlaka söyleyeceği şeyler var. Çalışma gruplarımızla, kadın meclisimizle, gençlik meclisimizle, biz engelli meclisimizle ve yeni oluşturacağımız çocuk meclisimizle inşallah Burdur'daki ortak aklın ve ortak kararların oluşumunda o kararlara biz de efendim bir nebze orada bizim de tuzumuz bulunsun anlamında çalışmalar yapacağız. Arkadaşlarımız yürütme kurulunda ve çalışma gruplarında çok güzel işler yapacağını biz de biliyoruz. Biraz da hareketlendireceğiz. 1,5 yıldan beri pandemiden dolayı çok fazla belki çalışmalarımız biraz askıya uğradı ama bu seneden itibaren inşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Amacımız gelişmiş bir Burdur, daha güzel yaşanılabilir Burdur, daha huzurlu bir Burdur. Zaten onların çoğu var ama bunlara bizim de bir katkımız olsun diye mücadele edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı bütün hepinize biz özellikle basın mensubu arkadaşlarımız, yürütme kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu görevi efendim şu ana kadar çok güzel bir biçimde bize abilik yapan, yol gösteren Nuri Levent Özer beyefendi ve abimize çok teşekkür ediyoruz. Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına, Burdur adına biz sürekli olarak fikirlerine efendim başvuracağız, görüşlerini alacağız. Zaten o bana ne zaman ihtiyaç varsa ben buradayım diyor. Ben de hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olasınız. Şuraya bir bakalım. Bundan sonra. Diye efendim hazırladığımız krepleri de kendisine biz takdim ediyoruz. Buyurun başkanım.